Melike Hanım, Tahsin Bey sizden ne ister? İki şey ister. Sıralamayı doğru tutturmam lazım. Saygı ve iş ister. Saygı ve iş ister. Peki bir tanesini seçecek olsak, bir tane cevap vermiş Melike'ciğim. Bence saygı ister. Saygı ister. Peki. Cevabı açıklıyorum. İlgi. Kafası Tahsin karışmış Bey. Bu aralar. İkinci soruya geçiyorum. Buyurun. Evde yangın çıksa Melike Hanım ilk hangi eşyayı kurtarır? Eşya demeseydiniz bilirdim bunu da. Şimdi eşya dediniz, hangisini kurtarır? Benim antikalarla işi olmaz muhtemelen. Herhalde ördüğü bir şey vardı, goblen diyorlar. Sanırım onu kurtarabilir. Hayatta aklına gelmez biliyordum yazarken. Siz söyleyin ama o goblenim de aklıma gelmiş onu söyleyebilir diye. Yani günlüklerim demiş. Hayatta aklına gelmez. Her gününü demek ki günlüklerim eskiden yazıyor. Eskiden yazdığım günlüklerim. Nerede olduklarını bile bilmiyorum. Öyle olması gerekiyor zaten. Üçüncü soru, haftada kaç kere çamaşır yıkar Melike Hanım? Bunu bilirim. Hiç. Şahane. Ben yıkıyorum çünkü. Aynur Hanım hakikaten doğru cevap. Peki dördüncü soru. Kayınvalideniz kaç yaşında? Boşuna helalleşmemişiz. Şimdi. Sanırım 74 ya. Bildim, ne olur bilmiş olayım. Aslında sizi daha çok sevecek kayınvalideniz çünkü onu çok daha genç göstermişsiniz. 78 yaşındaymış. Ya aslında ben daha küçük söyleyecektim de işte belki Melike bilmiyordur diye biraz. Son sorumuz, Melike Hanım'ın en sevdiği hayvan hangisidir? Haylaz, kedi. Bundan da emindim. Doğru cevap. İyi iki yaptık. Çok biri sana biri ben. Peki çok tebrik ediyorum sizi. Evet, biz teşekkür ederiz. Çok eğlenceli. Sağ olun. Tahsin ve Melike çiftimizi.